merhaba arkadaşlar bugün yapay zeka ile nasıl slide hazırlanır ona bakacağız Gamma yazıyoruz aramaya E ee, AI diyoruz bize yardım etsin ne hazırlamak istiyorum sunum bir belge ya da bir web sitesi sunum diyoruz ne ile ilgili sunum hazırlamak istiyoruz buraya yazalım Ege bölgesindeki diyelim ki hmm, antik kentler bir sunum hazırlamak istedik. Türkçe yazabilirsiniz, algılıyor. Evet, bakın bize bazı öneriler sundu. Devam edelim. Burada şablonlar var. Hangi şablonu kullanmak istiyorsun diyor. Bir tanesini seçelim burada. Seçtik. Devam ediyoruz. Yani temasını seçtik aslında. Sunumun arka temasını seçtik. Bizim için ayarlama yapıyor şimdi. Diyelim ki bir ödeviniz var. Bakın hemen sunumumuz hazır. Harika değil mi? Bakın yazıyor. İşte ilk sayfa yaptığı, ikinci sayfa Ege bölgesindeki yaşamış olan yaşamış olan uygarlıkları yazıyor, antik kentleri yazıyor, uygarlıklarla ilgili bilgiler veriyor. Fotoğraf da koyuyor. Çok güzel değil mi? Romalı su kemerleri. 800 kilometreye yakın bir mesafede kurulu olan Menderes fanesinde. Çok hızlı. Artık PowerPoint'te tek tek uğraşmaya gerek yok. Zaten şurada da bakın sağda menü var. Bu arada o onu hazırlarken siz şuradan fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Buradan video ekleyebiliyorsunuz. Slide'ın herhangi bir sayfasına e, yazı ekleyebilirsiniz. Şu oktan şurada present e, bazı özellikler çıkacak. Şimdi bassam bozmayayım devam etsin. Share'dan bu linki paylaşabilirsiniz. Pamukkale ve Yeropolis. Tremen, havuzlar. Ne kadar güzel. Artık her şey çok kolay. Aslında e, çok geniş bir konu seçmemeye çalıştım ama geniş bir konu seçmişim bitmiyor. Bakalım şöyle bir durdursak. Burada sadece teknik bilgi veriyoruz. Neyse yukarıdan aşağı doğru biz inceleyelim o yaparken siz videoyu ilerletebilirsiniz. Dedim. Efes. Efes bölgesindeki antik kentler demek ki burası. Antik çağın en önemli kütüphanelerden birisi olarak kabul edilen ve mükemmel bir mimariye sahip olan Selçuk Kütüphanesi Efes'in ünlü en ünlü ve ziyaret edilen yeridir. Evet bitirmiş. Copy share link yapabiliriz. Copy share link dediğimizde linki diyelim ki WhatsApp'tan atabilirsin, gönderebilirsin arkadaşına. Gülelim. Bravo. Şurada neler varmış? Bakalım. Full screen. Hmm. Klavyeden ilerletiyorum burada sağ, sağ soldan. Bakın birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Çok güzel bir sunum hazırlamış. Ben daha önce hazırladığım bir sunumu da göstereyim size. Şuradan özelliklerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce hazırladığım bir sunuma bak göstereyim. O da diyelim ki ders anlatacaksınız. Bir konuyla ilgili size hazır. Ben Swift ile ilgili bir Sunum hazırlamıştım diyelim ki iOS dersi anlatıyorsunuz, öğretim görevlisiniz okulda. <laughs> Bakın hazır, çok güzel. Swift nedir? iOS uygulama geliştirmek, apilerin kullanımı, debug etme, <laughs> projenin projenin aşamaları gayet de güzel bir sunum hazırlamış. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sevgiler.